Yalvarırım affet beni. Affet. Neden? Umarım bu sorunu 3 haftaya kadar çözebiliriz. Ezik'in teki durumuna düşüp annemi daha da kızdırmak istemiyorum çünkü. Öyle düşünme. Öyle bir şey olmayacak. Allah bizimle. Ona hep inanalım. Her şey düzelecek. Hem annem yarın bir tören düzenliyormuş. Neden? Yani yarın bayram falan değil de. Şey, bu bizim için. Bak, lütfen kızma, tamam mı? Bizim için falan değil. Doğmamış çocuklarımız için Mayti. O ne yapıyorsa sırf ona torun verelim diye yapıyor. Evet. Her ay yeni bir tören. Gidip de dua etmediğimiz bir mabet kaldı mı? Ne kadar tedavi varsa denedik. Dinle. Neden bizi artık rahat bırakmıyorlar? Lütfen, lütfen sakin ol. Bir de Sümer çıktı. Evet. Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Bizi sürekli aşağılıyor. Küçük görüyor bizi. Sırf çocuğumuz olmadığı için. Sakin ol. Lütfen biraz sakin ol. Bu kadar endişelenecek bir şey yok ki. Dinle. Sümer daha çok genç, çok cahil. O yüzden böyle şeyler söylüyor. Anneme gelince sonuçta o da bir anne. Onun da istekleri var. Onun yaşındaki bütün kadınlar torun olmuyorsa ister. Bu bizim suçumuz mu? Kim suçlu peki ya? Söyle. Ben mi? Sen mi? Hiç kimse. Hiç kimse. Yalvarırım kızma. Biraz sakin ol artık. Lütfen. Lütfen sakin ol. Başına masaj yapayım ister misin? Ha? Şey ama... Bana söz veriyorum. Sözüm canımdan bile değerlidir. Sen bana 3 ay diyorsun ama ben senden 6 ay istiyorum. Aslında inan 6 ay bile az. Bu iş hiç kolay değil. Annemi evi satmaya ikna etmek dünyanın en zor işi olabilir. Hayır, onunla henüz konuşmadım. Bana inan ki uğraşıyorum. İyice abarttım. Anlaşma iptal diyen oldu mu şimdi? He? Sümer Ranavat sözü veriyorum. Bana 6 ay ver. Sonunda bu ev senin olacak. Gerekli tüm belgeler tamam. Hı-hı. Hatta şu an odamdalar. Hepsini sana yakında getireceğim. O belgeleri başka yerde saklamam gerek. Babamın eline geçerlerse bu hiç iyi olmaz. Gelin hanım, bu ayin senin için yüzün gülsün. Sonuçta kendim için bir şey istemiyorum. Bütün bunlar siz çocuk sahibi olun diye. Unutmayın. Mohini. Bir şey söylemesen de olur. Üstadı buraya getirtmek benim için yeterince zordu. Evde sorun olmadığını ikna etmem gerekti. Yoksa bu eve adım atmak isteyen yok. Şu ip şurada ne kadar çirkin görünüyor. Daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Mohini, abartıyorsun. Ben değil, asıl sen abartıyorsun. Saçma sapan hareketlerinden bunaldım. Abinle yeğenini aldım, buraya getirdim. Onlar gitsin diye ayrı bir ayin düzenleyeceğim.
Çay? Olur, içerim. Bu güzel kokular evin her köşesini sarsın. Hayallerimdeki beyaz atlı prensime de dileğimi ulaştırsın. Onu dört gözle beklediğimi anlatsın. Allah'ım, umarım duyuyorsundur. Neredeyse sönecek. Üstüne biraz daha koyarsam daha iyi olacak. Suneri? Duydum, geliyorum. Nefes açıcı. Abi sakin ol. Ayağa kalk. Ayağa kalk abi. Değnekleri nerede? Buldum. Sakin ol. Sakin ol. Tamam abi. Abi gel. Tamam abi, yavaş. Yavaş. Ne oldu? Koş, koş, su getir. Ona koş, ne oldu? Çabuk ol. Oturalım abi. Hadi şuraya oturalım. Tamam. Tamam abi, yavaş. Su getirdim. Yavaş abi. Ne oldu ona? Ne oldu? Durumu nasıl? Benim yüzümden oldu. Abi, sus. Abi spreyin nerede? Ben hemen getiririm. Burada. Yapmayın. Lütfen yapmayın kızım, yapmayın. Onu öldürürseniz ödenler geri gelmiş mi olacak? O da ne? Abime iğne ipliği daha sabah vermiştim. Gömleğindeki sökük çabucak dikilmiş. Dün gece odadaki kız sendin değil mi? Bu kız kim? Dumanların içinden nasıl hayalet gibi geliverdi?
dedim. Dilsiz galiba. Sen kimsin? Ben. Konuştu. Demek konuşabiliyormuş. Su Nehri, sen sus. Kızım, sen odana dön. Mohini sen de... Hayır. Olan oldu artık. Ok yaydan çıktı bir kere. Ben bu kızın kim olduğunu öğreninceye kadar kimse buradan bir yere kımıldamayacak. Hiçbir yere gitmek yok. Şu ana dek görmediysen de şimdi gör. Bu kız senin yeğeninin gömleğini giymiş geziyor. Ve az önce yeğeninin odasından çıktı. Ranavat, bize lütfedip söyler misin bu kız kim? Bu evin içinde neden oğlunun giysileriyle dolaşıyor acaba? Neden? Şunu kimse unutmasın. Bu evde edepli insanlar yaşar. Benim bu kızla aynı yaşta bir kızım var. Bir gelinim, bir de oğlum var. Anne yapma. Bu kız gibiler saygıdan ne anlar ki? Sonunda onların mesleği bu. Ne? Sen bu eve o iğrenç işi yapmak için mi geldin? Çabuk söyle. Belki de kapalı kapı ardındaki büyük sır budur. O asker kılıklı bu yüzden eve barikat kurmuştur. Günah odasını kimse görmesin diye. Onlara özel kalsın diye. Sümer, anne. Kızı suçluyorsunuz ama önce bırakın da bir konuşsun, olur mu? Uğur'un nerede? Ne? Sana uğurlu bir eşyasını verdi herhalde. Bu ahlaksızlığı böylesine rahat savunabilmek... Yeter! Kapa o çeneni! Farkındaysan ben hep susuyorum zaten. Ama oğlun ipin ucunu öyle bir kaçırdı ki artık bir şeyler söylemeye mecbur etti beni. Eğer sorularıma senin verecek bir cevabın yoksa ve eğer bu kızın da bir şey söylemeye niyeti yoksa Sümer çabuk karakola ara. Bu kıza gününü göstermek şart. Polisi aramak olmaz. Milletin diline düşeriz. Ben onu kolundan tuttuğum gibi atarım. Aklından bile geçirme. Gelinime parmağının ucuyla bile dokunamazsın. Çekil. Çekil git. Gelin mi? Evet, gelin. Bu kız benim gelinim olacak. Rudra'nın nişanlısı o.
Çok yakında evlenecekler. Duydun mu beni? Yakında evlenecekler. Yakında. Evet, çok yakında ikisi evlenmiş olacak. Tamam mı? Tatmin oldun mu Muhini? Kızcağız hiçbir şey yokken... Yani müstakbel... Gelinimi tabii. Ona boş yere neler söylediniz? Keşke bu değerli bilgiyi bizimle daha önce paylaşsaydınız. Onun kim olduğunu baştan bilseydim bu kadar kızmazdım. Bu arada adı ne? Abi, kızın adı öksürüğe mi benziyor yoksa? Parvati. Tam ver. Karına söyle biraz saygılı olsun. Ağzından çıkanı duymuyor. Biraz saygılı olsun. Saygı mı? Kızın teki oğlunun odasından. Üzerinde oğlunun gömleğiyle fırladı. Ve ben de saygıyı senden öğreneceğim. Evet, oğlumun odasından fırladı. Ne var? Benim oğlumun odasından fırladı. Evet. Sana hatırlatırım ki bu ev hala benim evim. Çünkü bu ailenin yaşça en büyüğü şu an için hala benim. Ben. Cahil cahil, kibirli kibirli konuşma. Sözlerin bana sökmez. Tamam mı? Hepiniz dinleyin. Bundan böyle kızımı bu evden kovmaya cüret eden, hatta bunu yapmayı aklından bile geçiren olursa bu evi onun tepesine yıkarım. Zavallının başı bir nedenden derde girdi. Biz de getirip bu eve sakladık güvende olsun diye. Bu evin içinde ne olursa olsun, güvende olsun diye. Başına bir şey gelmesin diye. Herkes anladı mı bunu? Size söylüyorum, anladınız mı? Bundan böyle onun üstüne gitmek yok. Kimse buna kalkışmasın. Hepiniz ondan uzak duracaksınız. Parvati kızım, sen odana git artık. Abi bana bak. Muhini yeter.